İsa Aleyhisselam başladı söze, dedi en mavak tümeci ihafela alem vahedün illallah. Ne zaman kopacak meselesindeki tam zamanı Allah'tan başka kimse bilmiyor dedi. Ben bu gayba giriyor, bunda bir vakit veremiyorum. Ancak vesîmâ ahide ile ya Rabbi, Rabbimin bana vahyettiği haberlere göre evvela Deccal çıkacak dedi. Deccal şu anda sağ, bir adada. Sahabe-i kiram gördüler o zaman. Daha 1500 senedir yaşıyor. Ne alem bir mahluk. Dünya kuruldu kullalı, onun fitnesinden büyük fitne yok. O gelecek, ne bela getirecek ortalığa. Milleti hep kafir edecek ya. Neler gösterecek, ne hünerler sergileyecek. Bütün kadınlar, Yahudiler, millet peşine gidecek ya. Dinini bırakacak çıkacak ya. Ne bela. Bunu tanımak lazım. Onun için biz kıyamet alametlerle ilgili derslere devam ediyorduk. Şimdi 3 aylar girdi. İnşallah Ramazan'dan sonra esas derslerimizde kıyamet alametlerinden konuşuyoruz ki tam Deccal'a yakın konulara geliyoruz şu anda. Onları dinlemek lazım yani. Çünkü tehlikelerden haberdar olmak lazım. Deccal'dan sonra ben ineceğim. Beni gördüğü zaman dedi, kurşun eridiği gibi ateşte, Deccal beni görür germez eriyecek dedi. Tuz suda eridiği gibi. Allah onu beni görünce helak edecek. O zaman bir savaş çıkacak. Taşlar dile gelecek, ağaçlar konuşacak. Ya Müslümin ne tehti kafiran fetale faktul. Ey Müslüman gel, benim altıma gizlenmiş gavur var, gel gebert diyecekti. Bir de Yahudilerle ilgili özellikle başka hadis-i şerifte var. Ey Müslüman gel, arkamda Yahudi var, faktulhu diyecek. Allah dedi kafirleri helak edecek. Sonra insanlar şehirlerine, vatanlarına dönecek. Tam o arada Ye'cuc Me'cuc çıkacak dedi. O Ye'cuc Me'cuc hum min kulli hadebin yensilun diyor Kur'an. Tepelerden, yüksek yerlerden sel gibi akacaklar böyle. Sanki şey efendim yanardağın lavları iniyormuş gibi ya. Her yeri kaplayacaklar. Ne göl bırakacaklar, ne su bırakacaklar, ne yemek bırakacaklar. Yiyecek içecek milleti geçecekler. O da bir bela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi onlara da gitti. Çin'in ötesinde, arkasında, onlara da tebliğde bulundu. Hep ateşteler diyor. Onlardan da inanan çok az olmuş o mübarek gecede. Bu Miraç gecesi neler olmuş ya? Tefsirlerde geçiyor bu. Emin kavmi Musa ümmetün yedün evil hakkın tefsirinde Beyzavi'de var. Ondan sonra memleketleri çiğneyecekler, her şeyi helak edecekler, suları içecekler, insanlar gelecekler bana dedi İsa Aleyhisselam. O zaman İsa Aleyhisselam dünyada inmiş. Ben bir beddua edeceğim, Allah onları helak edecek. Onları anlatacağım size tafsilatlı, kıyamet derslerine havale ediyorum, şimdi vakit yok. Ondan sonra leş olacak bütün dünya, bütün Yecüc Mecüc kurtlar onlara musallat edecek Allah. O kurtlar onları gebertecek. Bir mikropluk işi var, Allah istese 6 milyar gavuru bir mikroptan şu anda bitirir. Hiç savaşa mavaşa da lüzum kaldı. Ama Mevla böyle yapıyor. Ondan sonra efendim bir koku saracak. Leşten, kokudan durulmayacak. Allah-u Teala'ya dua edeceğim. Ya Rabbi bu kokuyu kaldır. Dünya leş oldu. Bir yağmur gelecek. O yağmur hepsinin leşini denize boşaltacak ve böylece ondan da kurtulacaksınız.